Gündem dışı üçüncü söz Konya Selçuk Üniversitesi eski rektörü Profesör Doktor Erol Güngör'ün ölüm yıl münasebetiyle söz isteyen Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'a aittir. Buyurun Sayın Özdağ. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, büyük mütefekir Profesör Doktor Erol Güngör'ün ölüm yıl münasebetiyle söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Başımıza gelen bunca musibet bir tesadüf değil. Bunca musibet göz göre göre, bağıra bağıra, çağıra çağıra geldi ve sosyo-kültürel hayatımızı mahvu perişan eyledi. 15 Temmuz'dan beri hayatımda hiç olmadığı kadar tefekkür ediyorum. Zaten o travmatik olaydan sonra uykularımızda da uyku değil artık. Düşündükçe farkına vardığı bir ayrıntı var. Bu ayrıntı sosyal ahlak ve ahlak psikolojisi hususundaki toplumsal yetersizliklerimiz. Uzun zamandır düşünüyorum. Bir insan kendi vatanına nasıl ihanet edebilir? Elindeki silahı milletine nasıl doğrultabilir? Ve bir insan meclisini nasıl bombalayabilir? Gerçekten vatanını, milletini ve bayrağını seven birisi olarak bütün bunları anlamakta güçlük çekiyorum ve hafsalam almıyor. Neyse ki Profesör Doktor Erol Güngör'ün Sosyal Ahlak ve Ahlak Psikolojisi kitabı imdadıma yetişiyor. Merhum Erol Güngör Hoca'yı okudukça yaşadığımız bu acı merhaleleri daha iyi analiz ediyorum. Sonra keşke diyorum Keşke Erol Güngör'ü bütün Türkiye bilse ve tanısaydı. Türkiye'nin en iyi sosyal, sosyal psikologlarından birisi olan bu değerli hocayı kaç kişi tanıyor? Kaç kişi onca yazılan eserlerini okudu diye soruyorum. Kendime lakin cevabını bulamıyorum. Her yönüyle yerli ve milli olan Erol Güngör'ün aşağıdaki eserlerin isimlerini hususan okuyorum. Zira bunca eseri kaleme almış bu önemli mütefekkirimiz neden hiç gündeme gelmedi acaba? Bunu inceden inceye düşünmemiz de gerekmez mi diye soruyorum. Ahlak psikolojisi ve sosyal ahlak, dünden bugüne tarih, kültür ve milliyetçilik, İslam'ın bugünkü meseleleri, tasavvufun, İslam tasavvufun bugünkü meseleleri, kültür değişmesi ve milliyetçilik, sosyal meseleler ve aydınlar, Türk kültürü ve milliyetçilik, Türkiye'de misyoner faaliyetleri, tarihte Türkler, Kelami Sağda Estetik Yapı Organizasyonu, şahıslar arası ihtilafların çözümünde lisanın rolü, değerler psikolojisi araştırmalar. 45 senelik kısacık hayatına bunca eseri sığdıran akademik çalışmalarında ciddi başarılara imza atan Profesör Doktor Erol Güngör'ü bu toplum neden tanımaz, neden bilmez acaba? Hocası Profesör Doktor Mümtaz Turhan gibi Erol Güngör Hoca da değer anlaşılamamış çok önemli bir fikir adamımızdır. Güngör Hoca eserlerini kalem alırken bu milletin irfanını, kültürünü, moral değerlerini ilmek ilmek örerek yarınki nesillere aktarmaya çalışmıştır. Milliyetçilik ile ilgili görüşler herkese benzemez. Mesela biz büyük bir imparatorluğun ve büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Bizim milliyetçiliğimiz sömürgecilerin işgalinden kurtulmak ve devlet kurmak için yapılan siyasi istiklal mücadelelerine yahut sıfırdan başlayarak milli kültür yaratma hareketlerine benzemez. İslamiyete geçiş Türk tarihi içinde büyük bir dönem noktasıdır. Fakat bu değişmenin büyüklüğü bizi daha önceki Türk kültürüne karşı körleştirmemelidir. Her şeyden önce milli varlığımızın temel taşlarından biri olan dilimiz bize eski kültürümüzden intikal etmiştir. Sayın milletvekilleri Tanjimat'tan bu yana Türk insanının yaşadığı kimlik sorununa ve kültür buhranına eserlerinde sık sık parmak basmıştır Erol Güngör. Bugün doğa çıkan PKK'lı terörist de, FETÖ'cü terörist de veya buna benzer diğer teröristler de aynı buhranın ürünüdür. Bu kimlik ve kültük bu kültür buhranına bağlı sorunlarımızı acilen çözmek zorundayız. Her on senede bir darbelerle, sosyolojik kaoslarla ve terörle yüzleşmek istemiyorsak, bu travmaları sonsuza kadar çöplüğe atıp hayal ettiğimiz büyük hamleleri yapmak istiyorsak kültür ve medeniyet gelişimimizi en üst seviyede inşa ve ihya etmek mecburiyetindeyiz. Yeni nesilleri fikri, edebi, tarihi, siyasi ve içtimai mevzularda iyi yetiştirmek mecburiyetimiz vardır. Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan, Erol Güngör, Ali Fuat Başgil, Cemil Meriç, Necip Fazıl, Seyit Ahmet Arvasi, Dündar Taşer, Fethi Gemihloğlu, Samiha Ayverdi, Ahmet Kabaklı, Mehmet Kaplan, Ahmet Hamdi Tanbınar gibi isimlerin fikri yönlerini yeni nesillere iyi anlatmalı ve kendilerine bu mütefekkirlerin görüşleri ışığında bir yol haritası çizmek durumunda olmalıyız. Bu yol haritası ise ilkokul yıllarından itibaren verilmelidir. Milli eğitim politikamız baştan ayağa yerli ve milli olmalıdır. Vatan sevgisi imandandır sözünü bütün kurumlara, caddelere, meydanlara, dağlara ve ovalara yazmalıyız mesela. Profesör Doktor Erol Güngör, vatan sevgisi en önemli sosyolojik ve psikolojik terbiyedir der. Çocuklarımıza şayet vatan, millet ve bayrak sevgisini veremeyeceksek okuma yazma öğrenmeseler de olur. Nitekim sözde çok iyi eğitim görmüş. Her bir şey olmuş hainlerin milli değerlerden yoksun olduklarında neler yaptıklarını hep birlikte gördük. Medeniyet ve kültürü ihmal eden toplumların iflah olduğu görülmemiştir. Ancak bu medeniyet ve kültür telakkilerini oluştururken ideolojik bağnazlık içine girilmeden Türk toplumunun 5000 yıllık kültür ve medeniyeti gözetilerek ivedilikle bu meseleye eğilmek farz olmuştur. Rahmetli Erol Güngör'ün deyişiyle vatan sevgisini maya tutması için insanlarımıza sosyolojik ve psikolojik terbiye şarttır. Bu da biz siyasetçilerin olduğu kadar kültür adamlarının ve ilim adamlarının... Sayın Özdağ. Size de bir dakika süre verelim. Buyurun. Özellikle gençlerimize yürüyecekleri yol haritasını vermek mevrumuzun borcudur. Gençlerimize yürüyecekleri yol haritasını vermezsek sapkın, illegal ve yasa dışı navigasyonların usulca devreye girmeleri ise kaçınılmazdır. İnşallah milli eğitim yerli ve milli olarak gelecek kuşakları geleceğe hazırlama noktasında çok mahir olacaktır. Bugün 3 Mayıs 1944, 1944 yılında milliyetçilerin zindana atıldığı gün olarak biliyoruz. O günlerde Stalin 2. Cihan Harbi'ni kazandıktan sonra Türkiye'de milliyetçilik tukaka edilmiş ve milliyetçiler cezaevlerine gönderilmiş, tabutluklarda çürütülmüştü. Alpaslan Türkeş gibi, Nihal Atsız gibi, Zeki Velidi Togan gibi, benim de hocam olan Necdet Sancar gibi insanlar cezaevlerine gönderildiler. Ama ardından tekrar milliyetçilik neşvinema etti. O günden bugüne bu kahramanları, bu ilim adamlarını, siyaset adamlarını anıyoruz, anmaya devam edeceğiz. Çünkü milliyetçilik milletinden yana olmak demektir. Milletine hizmet etmek demektir. Bütün Türk milliyetçilerini rahmetle anıyorum. Erol Güngör'e rahmet diniyorum. Nice Erol Güngör'leri yetiştirmesi için de bu millete dua ediyor. Yüce Melis'i saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Özdağ. Sayın